Lorentz serileri nedir? Bu videomuzda Lorentz serileri kavramının ne olduğunu konuşacağız. Lorentz serilerinin kısaca ne olduğunu söylemek gerekirse, kompleks fonksiyonların seri olarak gösterim biçimidir diye kısaca söyleyebiliriz. Bunu bir yazalım. Kompleks fonksiyonların. Kompleks fonksiyon derken, karmaşık değişkene sahip fonksiyonlardan bahsediyoruz. Kompleks fonksiyonların, bunları fs olarak niteleyelim, seri olarak gösterimidir. Bu işlevi yerine getiren, şimdiye kadar iki çeşit seri biçimi öğrenmiştik. Neydi bunlar? İlki Taylor serisi. Taylor serileri de bir kompleks fonksiyonu seri olarak gösterim biçimiydi. Taylor serisi. İkincisi neydi? Taylor serisinin bir alt kümesi olan, özel hali olan, aslında Taylor dediğimizde ikisini de kastediyoruz ama ismini yine de analım. Maclaurin serileri. Bu ikisinin de amacı aynıydı. Kompleks fonksiyonları seri olarak göstermek. İşte bu videomuz itibariyle üçüncü çeşidine geçiyoruz. Lorentz serileri. Üçüncü çeşit olarak da kompleks fonksiyonların seri olarak gösteriminde Lorentz serilerini öğreneceğiz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulur? Veya bunun Taylor serilerinden farkını? Bunu konuşarak başlamakta fayda var. Taylor serilerinden farkı, Taylor serileri Z'nin negatif olmayan kuvvetleriyle Fz'yi seri haline getirir. Taylor ve hadi Maclaurin'i de analım. Maclaurin serileri bir kompleks fonksiyonu kuvvet serisi haline getirdiklerinde Z'nin negatif olmayan üsleri ile bunu seri haline getirirler. Z'nin negatif olmayan kuvvetleriyle Fz'yi seri haline getirirler. Bunun bir formülünü hatırlayacak olursak, Fz fonksiyonu eşittir. Onu bir seri olarak yazıyorduk Taylor ve Maclaurin'de. İkisinin formülü ortaktır. Maclaurin sadece sıfır noktasında Taylor serisini uygulamaktır zaten. F'in n'inci türevinde z sıfır çarpı z eksi z sıfır üzeri n bölü n faktöriyel. Bu Taylor ve Maclaurin'deki bir fonksiyonu seri haline getirme formülüdür. Burada görüleceği üzere n yerine z'nin negatif olmayan kuvvetleri diyoruz. İşte şuradaki n'den bahsediyorum. N yerine negatif olmayan, yani sıfırdan başlıyoruz. 1, 2, sonsuza kadar pozitif tam sayıları koyuyoruz devamında da. İşte buradaki negatif olmayan kuvvetleriyle Fz'yi ifade ediyorduk. Lorentz serisine geldiğimizde ise Lorentz serisi bu noktada bize bir yenilik sunmakta ve bakışımızı kuvvetlendirmektedir. Lorentz serileri Z'nin negatif üslerini de seriye katmaktadır. Serileri Z'nin negatif kuvvetlerini de içermektedir. Lorentz serileriyle Taylor-Maclaurin serilerinin en büyük farkı budur. Bunun genel bir formülünü yazacak olursak Fz n eksi sonsuzdan başlar artı sonsuza kadar, yani n yerine negatifler de gelebiliyor. An çarpı z eksi z sıfır üzeri n. İşte bir fonksiyonu
kuvvet serisi haline getiriyoruz ama negatif üsleri de kullanıyoruz Lorentz serisinde. Burada daha fazla detaylara girmeyeceğim. Hadi buradaki AE'nin de ne olduğunu söyleyeyim. Bu formülü yazacağım ama bu formül üzerinden hesaplama yöntemini göstermeyeceğim. Bir başka yöntemimiz, basit bir yöntemimiz vardır Lorentz serilerini hesaplamak için. O yöntem üzerinden konu anlatımını gerçekleştireceğim. Bu videomuzun arkasından başlayacağız o bölüme de. Z eksi z sıfır üzeri n artı 1 dz. Burada n 0 artı eksi 1 artı eksi 2 böyle gider. İşte buradaki bu açılımdaki serinin katsayılarını da bununla buluyoruz. Buradaki işte gamma kontürü önemli. Bu gamma kontürümüz de şöyle bir daire halkası diyelim. İçinde kalan bölümle tanımlanmış olması gerekir. İlla halka olmak zorunda değil de genel olarak böyle bir formülizasyon yapıyoruz. Yani bir halka içinde kalmış olan bölgede Lorentz serisini elde ediyoruz gibi fikirlerimiz var. Burada korkutucu bir formülü gelmiş olabilir gözünüzün önüne. Fakat Lorentz serilerini hesaplarken, Lorentz serileri nasıl telaffuz ediliyorsa artık çok umurumda olmadığı için kafama göre telaffuz ediyorum. Lorentz serileri Taylor ve Maclaurin'den elde edilmiş, özellikle Maclaurin'den elde edilmiş bir formül yardımıyla hesaplanır. Bunun iki tane basitleştirilmiş formülü vardır. Bu integral üzerinden de zorlayarak hesaplamaları gerçekleştirebiliyoruz Lorentz serilerinde. Fakat benim bu konunun devamında anlatım biçimim en yaygın biçimde birçok üniversitenin kullanmış olduğu Maclaurin serilerindeki geometrik seri yardımıyla hesaplama formülleri olacak. Ve düşündüğünüzden daha kolay bir konu olacak. Bazı kaynaklarda çok zorlu gözükecek karşınıza. Çünkü garip garip hesaplama biçimleri kullanmaktadırlar. Burada sizin bir sistematiği oturtup o sistematiği her türlü karşınıza gelen soruya uygulayabilecek hale getirmenizdir önemli olan. O yüzden ben de burada bir tanesini inşa edeceğim. Bütün yöntemlere girip kafa karıştırmayacağım. Şu an bunun çok teorik fikirlerini de konuşmuyorum. Bütün konu anlatımını ve örnek soru çözümlerini bitirdikten sonra Lorentz serilerinin bizim açımızdan ne anlam ifade ettiğini ve gücünü de konuşacağımız bir video gelecek. Ama o en sonda. Hepsi aynı anda İyice kafa karıştırıcı olmaktalar çünkü. Adım adım ilerleyeceğiz. Burada Lorentz serisi size nedir diye sorulursa vereceğiniz cevap şu olacak. Kompleks bir fonksiyonu seri haline getirme formülü. Seri haline getirirken buradaki Taylor ve Maclaurin'den farkı ne? Kuvvet serisinde negatif üslere de izin veriyor. Bu nedenle Taylor ve Maclaurin'in çözemediği birçok soruyu birçok fonksiyonu Taylor ve Maclaurin seri haline getiremezken Lorentz serisi seri haline getirebilir. Gücü de budur. Bu şekilde Lorentz serilerine giriş videomuzu burada noktalıyoruz.